Selamlar. Taksim Meydanı'ndayız. Soğuk bir Ocak günü. Yine Taksim'den enstantaneler. Güvercinler ve gezen insanlar. Çoğunluğu turist olmakla beraber soğuğu aldırış etmiyor vatandaşlar. Dünya yansı umurlarında olmaz. Öyle yapıları var bazı insanlar ne yazık ki. Çok yani böyle keyfi yaşamak hiç doğru bir iş değildir, onu söyleyelim. İnsan sosyal bir varlık. Bir arkadaşım, tanımadığım da olabilir. Açken benim imkanım varsa ve görmezden geliyorsan bu büyük bir ayıptır. Ve büyük bir vebaldir, günahtır. Onu söyleyelim. İmkanların ölçüsünde sen yardımcı olman lazım sanır. Bu nedenle zekat ibadeti, farz. Yüce Allah'ın bizden istediği o farz ibadetleri iyi düşünmeliyiz. Farz bakın, Yüce Allah yapmamızı istiyor. Bir tercih meselesi değil yani. Yap, yap, yap ya da yapma değil. Yapmak zorundasın. Öyle bir durum. Ha yapmıyorsan da ben İslamiyet'in gereklerine uyuyorum deme. Müslüman değilsin, onu söyleyeyim. Öyle bize laf söz anlatmasınlar. Masal üstüne masal anlatmasınlar. Tek işleri hikaye. Ne yazık ki. Uygulamada, fiiliyatta olmayan hiçbir şeyin bir anlamı yoktur. Devamlı gösteri peşinde koşup münafıklıkla yarışıyorlar. Yani bir selamün aleyküm demeyi öğrenmeyle bir eyvallah demek de Müslüman olmuyor. Bu kendini bilmezleri düzelteceğiz yani, onu söyleyeyim. İşleri güçleri münafıklara, kafirlere yardımcı olmak. Başka bir dertler yok. Ne yazık ki. Gerçek bir müminin boğazından hiçbir haram geçmez. Gözü harama bakmaz. Eli haramı tutmaz. Bunları düşünmeliler. Bu hayatın mükemmel bir hesabı olduğunu unutmasınlar. Burası geçici bir dünya. Her şeyin bir hesabı var. Her şeyden önce o ebedi alem için büyük bir çaba sarf etmeliyiz. Bir gün gelecek, insanlar bir yarış içine girecek. Ben neden şunları yapmamışım diyecek yani. Şu hayırlarda neden yarışmamışım? Ama onu demeden önce, yani iş işten geçmeden sen yap bir şeyler bu dünyada. Yani ebedi alem için yaptığın çalışmalar bu dünyadan azsa kayıptasın, onu söyleyeyim ben. Akıllı değilsin. Öyle zeki olduğunu zanneden, makam mevki geldiği için kendini bir şey zannedenler var ne yazık ki. Böyle cahiller, böyle kafirler var ne yazık ki. Biz bunları her türlü ortamda düzeltiriz, onu söyleyeyim yani. Bunların bir şey yapacağı yok zaten, yapamazlar da. Cahillikleriyle yaşıyorlar ne yazık ki. Bir insan bile bile cahillik peşinde koşar mı? Bile bile haramları yapar mı? Ama yapıyorlar. O kadar gözleri kör, gönülleri kapalı. Kulakları duymuyor. Yüce Allah hidayete gidenlerden neresin, böyle kafirlerden neresin diyorum. İnşallah düzelirler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.